Sonra Fransa'ya gitme sürecinize girelim. Evet, ben asıl Fransa'ya gitmeyi bu yönden istedim. Dedim ki yani bu tip toplantılarda nasıl birçok insanla tanışıyorsun, dünyada da neler yapıldığını bilmek lazım. Çünkü mimarlık başlangıçta bir meslek gibi görünüyorsa da bu dünyada neler olup bittiğini öğrenmek, insanlarla temas etmek, onların düşüncelerini öğrenmenin ne kadar faydalı olduğunu ve bu toplantılarda öğrenmiş olduk. Dolayısıyla bu insanlarla oralarda da görüşmek, orada neler yapıldığını öğrenmek falan için ilk işim ben mezun olur olmaz gideceğim diyordum. Fransa'ya gideceğim ya, o zaman o imkanı veren ülkelerden birisiydi. Yahut da başka bir memlekete gidebilirim diye düşünüyordum. Avrupa'da dolaşmak istiyordum. Ülkeleri ziyaret etmek, görmek istiyordum. Bir sürü Avrupa şehrinde neler yapılmış, mimarlık nasıl, sanat nasıl şey yapılmış, bunları öğrenmek istiyordum. Ve o maksatla gitmek istiyordum. İlk yaptığım başvuruda geç kaldığım için ikinci başvurumu yapmadan önce askerliğimi yaptım. Askerliğim bitince de bu Fransız hükümetinin vermiş olduğu bursu almak için başvuruda bulundum ve daha önceden çocukluğumdan beri annem bize hep Fransızca hocası ile ders verdirdiği için az çok lisana da az çok hakim gibi görünüyorduk. Daha iyi bir başlangıcımız vardı en azından. O yönden ben Fransa'yı seçtim. Yoksa başka bir lisan öğrenseydim belki onu seçerdim. Onu tam olarak bilemiyorum. Fransa'da da bu böyle bir burs olduğunu öğrenince o zamanın imkanları dahilinde dışarıya Türkiye'den çıkmak için en uygun sistem böyle bir burs kazanmak ve burslu olarak Avrupa'ya gitmekti. Onun için ona gayret ettim ve askerlik sırasında da kendim çalışarak lisana ilerletmeye gayret ettim ve bu hazırlığımı o zamanda da sürdürdüm. Askerden sonra nasıl olsa, çünkü askerlik bize mani oluyordu. Bir gün askerlik yapmamız gerektiğini biliyordum. O bakımdan o zamanki şartlarda askerliğimi de tamamladım ve ondan sonra başvurumu yaptım. Bursumu kazandıktan sonra da Fransa'ya gittim. Aslında Fransa'ya gidiş hikayeniz de biraz ilginç. Hamdullah Suphi Tanrıöver'in evinde yapılan mülakatı Polat Sökmen'le birlikte kazanıyorsunuz ve gidiyorsunuz. Ha, evet. Daha önce de Polat Sökmen'le sizin aslında Bayındırlık Bakanlığı Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Ek Binası yarışmasına katılıyorsunuz ve ikinci oluyorsunuz. Tamam. Ve Fransa'ya gittiğiniz zaman aslında Fransızca anlamında zorluk çekmiyorsunuz. Ama zorluk çektiğiniz aslında benim gözlemlediğim ya da sizin anlattıklarınızdan benim çıkardığım değil. İki sorun var. Birincisi, para olarak ilk dönem sıkıntı çekiyorsunuz. Bir de gittiğiniz zaman şehirdeki binalar çok kirli ve pis olduğu için şehir size karanlık geliyor. Evet, işte onu anlatayım. Bayındırlık Bakanlığı'nda çalıştığımız sırada bir konkur açılmıştı. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin yeni ilave binaları ve genişletilmesiyle ilgili. Polat'la birlikte ona katılmaya karar verdik. Yaptığımız proje ikincilik müsabakanın ikincilik mükafatını kazandı. O parayı paylaştık ve oradan kazandığım parayı bankaya yatırdım. İstanbul'a geldim. İstanbul'a tabii başvurumu yapmıştım daha önceden. Onun imtihanları vesairesi için geldim. O zaman da Fransız sefareti bizi şeye yolladı. O zaman annemin kuzenlerinden birisi Galatasaray Lisesi'nde hocalık yapıyordu. O da bana yardım etti. Veysim'di. Ondan önce benim dedelerimden biri de Galatasaray Lisesi'nin ilk öğrencilerinden birisi olduğunu öğrendik. Ondan sonra o şeyde sefarette de bizi önce lisan imtihanını aldılar. Lisan imtihanını geçtikten sonra da bir mülakatımız vardı. Onun için de bizi Hamdullah Suphi Tanrıöver'i görmeye davet ettiler. Oraya gittik. O bizimle mülakat yaptı. Müstakil olarak. Yani ben Hamdullah Bey'in evini öğrendim. Fatih'te çok güzel bir evi vardı. Böyle eski o Osmanlı iç avlulu ahşap bir yapıydı. Ve o evde oturuyordu. Onu buldum. Ziyaretimin sebebini söyledim. Beni aldı içeriye ve benimle işte sohbet etti, konuştu. Dedi, ne yapmak istiyorsun, niçin? İşte ben Fransa'ya gitmek istiyorum. Şu nedenlerle falan diye. Kendisiyle görüştüm. Konuşmalarımız, mülakatım başarılı geçti ve onun da oluruyla bana burs vermeyi kabul ettiler. Beysi abinin de yardımıyla bursumu kazandım ve Fransa'ya gittim. Bu karanlık binalardan kastım o zaman. Fransa'ya vapurla gidiyorduk. İstanbul'dan kalkan vapur 4 günde Marsilya'ya gidiyordu. Ve o vapurlardan biriyle beni annem vapura bindirdi ve buradan doğru Marsilya'ya gittik. Marsilya'da kuzenim doktor olan büyük kuzenim, o beni karşıladı. Beni vapurdan aldı. Ben çünkü hiç Avrupa'yı hiç tanımıyordum. Tabii görmemiştim. O zaman televizyonda yoktu. Yani hiçbir şey bilmiyorduk. Neyse o benim trene bindirdi ve şeye yolladı. Paris'e yolladı. Orada Comité d'accueil de boursiers français diye bir komite binası vardı. O da tam Alliance Française denen lisan okulunun karşısındaydı. Onun içinde de Corbusier'in ufak bir yapısı vardı. Bahçesinde müstakil olarak. Yani ufacık bir bina ama orada renk kullanmış, böyle brisoleler kullanmış falan. Böyle ilk yaptığı şeylerden birisiydi. Sonradan tabii onu inceledim. Orada komiteye gittim. Komite beni bir otele yerleştirdi. Onların tabii yardımıyla ucuz bir otele girdik. Bize iyi bir oda verdiler. O az bir kirayla orada. Ve ben Fransa'da yerimi buldum. Zaten bursiye olarak bana 30.000 frank o zaman bir bedel ödüyorlardı. Bu bedel bana az gelmeye başladı çünkü bir Fransa'ya ihtisas yapmaya giden bir talebe bile 60.000 frank alıyordu. Onun yarısı kadar bir parayla geçinmek biraz zor oluyordu. Onun için otel paramı öderdim, yemek paramı da öderdim. Ondan sonra artık ay sonuna doğru gidip bir kahve dahi içecek param kalmazdı. Sonra o zaman dedim ki ben resme de meraklıyım. Bu komiteye giderek dedim ki bana bunun için bir yardım yapın dedim. Onlar tabii anladılar bu bursun yetmediğini şimdi falan. Tamam dediler. Sen git resim de öğren falan dediler. Ve ben bana o yardımı yaptılar. O şekilde bursumu tamamlamak üzereyken evet, bursumu tamamladım. 8 aylık bir burstu. 2 sömestr olarak verilmişti. O 8 ay sonra da ben Fransa'da kalmaya karar verdim. Onun için de işte iş aramaya başladım. İş aradığım zaman o arkadaşım Polat, o da Fransa'daydı ve bir yerde çalışıyordu. Beni oraya çağırdı. Bu elbette denen büro, Lagneau ve Dimitriyeviç ortaklığı. Bunlardan Lagneau esas mimar, aynı zamanda Ecole Speciale d'Architecture diye bir özel mimarlık okulunda hocaydı. Veil iş temini için büroya ve muhasebesi her şey için uğraşırdı. Dimitriyeviç de onların şantiye şefi yahut da büro şefi gibi çalışan birisiydi. O da işte bizim gibi dışarıdan gelen mimar, talebelerden olsun, yani yetişmiş elemanları işe alıp almamakta karar verirdi. Onlar bu üçü o konularda beraber çalıştıkları bir büro kurmuşlardı. O zaman da ellerinde güzel bir iş vardı. Kanadalılarla ortak olarak yaptıkları Fria adı altında bir şirketin boksit madenleri ve bu boksit madenler çalışacakların lojmanları, okulları, otelleri vesairesi falan gibi bir kompleks projesiydi ve onun üzerinde çalıştık. İlk çalışmalarımız onlarla oldu. Ondan sonra o ayrı bir büroydu. O bürodan ana büroya geçtik. Orada da yine aynı ekiple bu defa büronun elinde olan konkurla Lagneau'nun kazandığı bir proje üzerinde ilk çalışmaya başladık. Proje müzedar modern, yani modern sanat müzesi diyebileceğimiz bir bina idi ve bu bina bu binanın projelerinin yapımında onlara desilatör gibi yardımcı olduk, desilatör olarak yardımcı olduk ve ondan sonra o binadan sonra o yapıldıktan sonra projelerin işte birçoğunu biz çizdik. O zaman ilk defa başka Fransa'nın meşhur mimar, mühendis vesaireleri de tanıştık. Ve onlarla birlikte bazı işler yaptık. Onlara yardımcı konularda çalıştık. O iş bittikten sonra da bu defa Afrika'da olan ikinci bir işe başladık. Kanadalılarla müşterek yapılan bir boksit madeni kompleksinin projelerini hazırladık. Yani sosyal tesisleri olsun, yani apartmanlar, binalar, lojmanlar, oteller, alışveriş yerleri ve her şeyi olan bir kompleksiydi. Ayrıca bu madende çalışacak olanların oturacağı lojmanlar vesaire gibi şeylerdi. Ve o çalışmayı da tamamladıktan sonra babama yazdım. Bana bir yaz geldi yani. Bir bilet aldı. Şeyden, o kazandığımız paradan, konkurda kazandığımız parayla bir Türk Hava Yolları'ndan bir bilet aldı. Ve ben Paris'ten çıktım. Önce Danimarka'ya, sonra İsveç'e, sonra Norveç'e, sonra da İngiltere'ye, Londra'ya gittim. Oradan da tekrar Paris'e döndüm. Bu seyahat 2-2,5 ay kadar sürdü. En çok yani İsveç'te kaldım. Orada talebe kartımız olduğu için talebe otellerinde kalıyorduk ve yurtlarında, daha doğrusu, çünkü yazın o yurtlar boş oluyordu ve her memleketten talebeler o yurtlardan istifade edebiliyordu, otel gibi. Ben de mesela İsveç'te öyle bir yerde kaldım. Her yerde zaten onlar vardı. Hep o tip otellerde, yurt binalarında, daha doğrusu otel olarak kullanarak öyle bir şey yaptık. O ucuz bir seyahat yaptık. Ve bu memleketleri de tanımış oldum. İsveç'te kalma arzusundaydım ama sonra lisan konusu beni çok düşündürdüğü için vazgeçtim. İşte Norveç'i biraz böyle daha karanlık bir ülke gibi gördüm. Böyle binaları falan şey, tuğla şey. Sonra İngiltere'ye gittik. Orayı da, Londra'da öyle bir otelde kaldık. Şehir merkezindeydi. O da güzel bir yerdi, oteldi. Ve Paris'e döndük. Paris'te işimiz yalnız bitmişti. Bize güle güle dediler. Bürodan. Onların işleri de bitmişti. görevlendirince o zaman beraber çalıştığım bir Fransız mimar arkadaşımız vardı. Onun büro şefimizdi. Onun çalıştığı başka bir büro vardı. O bizi çağırdı. Oraya gittik. Bu defa da bu yeni büroma orada işe başladım. Yeni mevsime işçi olarak orada başladım. Oradaki patronum, yani o Prix de Rome denen bir şey var Fransa'da. Bu Fransa'da bir takım talebeler bunun için açılan bir müsabakaya geliyor. Orada kazananlar parasız olarak Roma'da bir sene şey yapıyorlar, tahsile, yani staja ya diyelim, ne diyeyim, ya da o titri kazanma için orada çalışıyorlar o ülkede ve oranın mimarisi üzerinde onlar da bir tez yazaraktan kim kazanırsa onlara Prix de Rome deniyor. Bu tip kazanmış olan, yani Roma mükafatı kazanmış olan talebeler sonra Fransa'da resmi işlerin başına getiriliyor ve onlar yönetiyor Fransa'daki inşaat işlerinin resmi bürokrasisine onlar yönetiyor. Karısı da patronumun müzik dalında Prix de Rome'du ve onun bürosunda, kendisi de özel bir mimarlık okulunda Paris'te hocaydı. Onun yanında çalıştım ve orada da birçok konularda projeler ürettik. Tabii o zaman ben ilk çalıştığım yerde bizi mimar olarak işe aldılar. Halbuki mimar olarak sanki ben müstakil mimarmışım gibi kendi vergilerimi de kendim ödemem gerektiğini sonradan öğrendim. Onun için tabii bir vergi borcum çıktı. O bir senelik çalışmamın, bu bürolarda bir senelik çalışmamın vergisini ödemek zorunda kaldım. Ama ona da aylara böldüler, bize yardımcı şu kadar ayda ödeyin falan diyerekten. O zaman biraz da vergilerimi ödemek için çalıştım başlangıçta. Ama tabii o çalışmalardan bursa nazaran çok fazla paralar kazandık. Ben yani bursu çalıştığım zaman aldığım parayla ay sonunu getiremezken bu defa çok para kazandım. Ama bu defa salariye, yani ücretli olarak çalıştım. Kendi vergimi ben ödemedim. Bir kısmını ben ödüyordum yine, bir kısmını da patronum ödüyordu. Robert Bissett. Evet. Yani vergini de ödüyordum. Dolayısıyla kaldığım para bana net, kazandığım para bana net kalıyordu vergiden sonra. O para da iyi bir para oluyordu. Bizim Yani ilk aldığım paraya nazaran iyi bir para alıyordu. Onunla da tekrar bir defa Güney ülkelerine gitmeye karar verdim. Saint-Tropez Kortoz'da. Zaten bizim işlerimizin çoğu Fransa'nın güneyindeydi. Bizim patronumuz orada oranın yerel bir mimarıyla ortak çalışırdı ve onların aldığı bütün işleri biz yapardık. O bütün Côte d'Azur'da olsun, Korsika'da olsun pek çok işimiz vardı. Bu işler işte genelde turizm üzerine, toplu konut üzerine olan işlerdi. O büromuzda aşağı yukarı 8-10 kişi kadar çalışan vardı. Hepimiz ücretli olarak çalışıyorduk. Yani eskiden kendi patronumuz, kendimiz gibi çalışırken